Akademik formasyonunu büyük oranda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden borçlu olanlardan birisi olarak, tarih bölümünün 30. kuruluş yıl dönümünün hocalarına ve öğrencilerine kutlu olmasını dilerim. Akademik kalitesini uzun seneler boyunca taviz vermeden devam ettiren tarih bölümünün gelecekteki tarihçi adayları için bir şans olduğunu görmüş olmaktan da büyük mutluluk duymaktayım. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle de hocalarıma ve meslektaşlarıma en içten saygılarımı sunarım. Arkadaşlar merhabalar. Ben Doçent Doktor Yunus Pustu, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısıyım. İfade etmekten mutluluk duyuyorum ki ben de KTÜ Tarih ile yolu kesişenlerdenim. Yüksek lisansımı tarih bölümünde tamamladım. Bu süreç akademik gelişimimde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan oldukça mutlu ve gururluyum. Sizler için de temennim KTÜ'den, tarih bölümünden en güzel şekilde istifade ederek hedeflerinize ulaşmanızdır. Bu duygularla sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, başarılar diliyorum. Herkese merhabalar. Öğretim görevlisi Doktor Ali Akyıldız. KTÜ Tarih Bölümünün kuruluş yıldönümü dolayısıyla bu video ile de olsa aranızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Tüm hocalarıma saygı ve hürmetlerimi sunarım. Öğrenci kardeşlerimi selamlarım. Şu anda Kahramanmaraş Türk İmam Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünde görev yapmaktayım. Lisans ve yüksek lisans derecemi KTÜ Tarih bölümünde tamamladım. Tabii KTÜ üniversite olarak 1950'li yıllarda Bölge Üniversitesi hüviyetiyle kurulmuş bir eğitim kurumudur. Tarih bölümü de bu misyonu başarıyla temsil ettiğini belirtmem gerekir ki günümüze geldiğimizde tarih bölümü mezunlarının Karadeniz bölgesi dışında farklı şehirlerde akademisyen olarak hizmet verdiklerini biliyorum. Öğretmen olarak ya da memur hayatında memuriyet hayatında birçok farklı kurumda ve farklı şehirde KTÜ Tarih Bölümü mezunu arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu bölümde okuyan kardeşlerimiz kendilerini geliştirdikleri takdirde, hocalarımızdan faydalanabildikleri takdirde, bölümden mezun olduklarında onlara kapıların açılacağını belirtmek isterim. Bu konuda hiç karamsar olmasınlar. Yeter ki hocalarımızdan maksimum şekilde faydalanabilmeyi başarsınlar. Bu bir bayrak yarışı gibidir. KTÜ Tarih bölümünde okuyan kardeşlerimizin bu bayrağı daha ileri taşımalarını temenni ederim. Bu vesileyle tekrardan hocalarıma ve öğrenci kardeşlerime selamlarımı sunarım. Sayın hocalarım, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, 2003 yılı ve 2012 yılları arasında öğrencisi olduğum ve araştırma görevlisi olarak çalıştığım Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü'nü 30. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim. Buradan bilhassa öğrencilere seslenmek isterim. Tarih bölümünün akademik atmosferinden ciddi manada istifade etmeye çalışın. Çünkü biz Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinde çalışan KTÜ'lü akademisyenleriz. Ve bu akademik atmosferin getirisini hala efendim bu akademik kariyerlerimizde hissediyoruz. Dolayısıyla bu hususa ehemmiyet göstermenizi tavsiye ederim diyeceğim ve tekrar hocalarıma saygılarımı arz edip meslektaşlarıma selamlarımı ve öğrencilere de sevgilerimi iletmek isterim. Ben Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Özgür Yılmaz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünün 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu bölümde yetişmiş bir öğrenci ve bir araştırmacı olarak sizlere birkaç kelam etmek isterim. Lise döneminde tarihle yıldızı hiç barışık olmayan bir öğrenci olarak 1998'de KTÜ Tarih Bölümünde başlayan öğrenciliğim 2002 yılındaki mezuniyetimle sonlanmadı. Çok kıymetli bölüm hocalarımızın emekleri, yönlendirmeleri ve teşvikleriyle aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yapmaya kadar vardı. Bu nedenle aynı zamanda hayat arkadaşımı da bulduğum KTÜ Tarih bölümünde başlayan bu öğrencilik maceramın halen daha devam ettiğini hissediyorum. Bizler de tarih bölümünün kuruluş misyonuna göre almış olduğumuz ilmi ahlaka uygun olarak hem Türkiye'nin değişik üniversitelerinde kurumumuzu temsil etmeye hem de akademik camiaya katkılar yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin bir bayrak yarışı olduğunu düşünerek bu bayrağı sizlerin çok daha ileriye götüreceğine ve bölümümüze başarı dolu nice 30 yıllar katacağınıza inanıyorum. Aklın, ahlakın ve bilimin rehberliğinde daha aydınlık ve başarı dolu yıllara
hep birlikte ulaşmak dileğiyle. Herkese merhaba, Asiye ben. Öncelikle bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben 2008 yılında bölümümüzden mezun oldum ve birkaç yıl içerisinde de yüksek lisans eğitimimi yine bölümümüzde tamamladım. Yaklaşık 9 yıldır da dünyanın en büyük şirketlerinden birinde bayrak taşıyıcı bir havayolu şirketi çatısı altında kabin memuru olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekteyim. Aslında sektör olarak baktığınızda tarih bölümünde aldığım eğitimin çok uzağında bir çalışma hayatı içerisinde bulunuyorum. Fakat bu sektör farklılığına rağmen ben tarih bölümünde aldığım eğitimin defalarca faydasını yaşadım. Şöyle ki bugün çok kültürlü bir ortamda küresel nitelikli bir iş yapmaktayım ve işim gereği dünyanın çok farklı coğrafyalarından, çok farklı kültürlerinden insanlarla aralıksız temas halindeyim. Bu atmosfer içerisinde kendi ülkemi temsil ederken medeniyetimi, kültürümü ifade edebilecek kadar tarih bilgisine sahip olabilmek bir marka elçisi olarak bana çok büyük bir katkı sağladı. Yine tarih bölümünde edindiğim yazılı ve sözlü ifade yeteneği mezuniyet sonrası katıldığım farklı alanlardaki eğitimlerde işimi çok kolaylaştırdı. Bu yüzden tarih bölümünde geçirdiğiniz süreyi eğer güçlü bir beslenme kanalı haline getirebilirseniz ben kendinize çok güzel bir zemin hazırlayabileceğinizi düşünüyorum. Dilerim yolunuz açık olur. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sevgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mensupları, kıymetli hocalarım, kıymetli mezunlar, sevgili öğrenciler. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Ben Deniz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Lehdeli Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Profesör Doktor Hacer Topaktaş Üstüner. Ben Deniz esasen bir Karadeniz Teknik Üniversiteliyim de. Zira Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği mezunuyum. Ardından Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Ardından da Hacettepe Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi'ne Lehdeli Edebiyatı'na geldim. Çalışma alanım sevgili hocam Profesör Doktor Alaaddin Yalçınkaya tarafından belirlendi Polonya-Türkiye ilişkileri olarak. Ben de bu sahada ilerledim. Gerek Alaaddin Yalçınkaya hocam, gerekse diğer Karadeniz Teknik Üniversitesi hocalarım benim yetişmemde büyük emekleri vardır. Kendilerine tekrardan teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Esasen Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu olmak bir ayrıcalık ve iyi bir donanım kazanmak demek. Ben bu kendi tecrübemde de gördüm. Hem metodolojik anlamda, hem akademik dünyaya alışma anlamında, hem de literatür bilgimi geliştirmem bakımından üniversitemizin, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yeri bende çok özeldir. O yüzden siz de bunun farkında olarak orada bulunun ve mezun olduktan sonra da bugünlerinizi benim gibi çok güzel hatırlayın. Hepinize bu 30. yıl vesilesiyle selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum İstanbul'dan ve sizlerle ümit ediyorum ki ileride bir buluşma mümkün olur. Sağlıcakla kalın. Merhabalar sevgili dostlar. Bahattin Özdemir, bölümümüzün 99 yılı mezunuyum. Şu an Bartın Amasya Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'nda okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Bölümümüzün 30. yılı olunca şöyle bir doğal olarak geriye gidiyoruz. Fizik bölümünde sınıf aradığımız, kayıt için idari bilimlere hocalarımızı aradığımız günlerden bağımsız binası olan bir bölüme dönüşmüşüz. Nice 30. yılları, 300. yılları olsun bölümümüzün inşallah. Ben kendi adıma gerçekten çok güzel öğrencilik günleri geçirdiğimi ifade etmeliyim. Bizler canımız sıkıldığında hocalarımızın çayını içmeye gidebilen öğrencilerdik. Sağ olsunlar sevgili hocalarımız da bizlere hem hoca hem veli oldular. Her türlü derdimizle, sevincimizle yakından ilgilendiler. Ben bir kere daha huzurlarınızda hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsunlar. Ben mezun olalı 25 yıl oldu. Tabii bu 25 yılda haberleşebildiğimiz kadarıyla bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Sınıf arkadaşlarım İbrahim Soyit, Emre İslamoğlu ve kıymetli hocamız Şevket Koçsoy rahmeti rahmana kavuştular. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Yolu tarih bölümünden geçen herkesin Bartın Amasya'da bir çay alacağı var. Bu alacağını dilediği zaman bizden tahsil edebilir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek dileğiyle. Bandırma'dan sevgilerle. Merhabalar. Ben Resul Yavuz.
1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Mezun olduğum zaman üniversite ilk mezunlarını vermişti. Biz aslında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünün ilk mezunlarıyız. Buradan hocalarıma hepsine selam ediyorum. Mezun olduktan sonra doğrudan görev aldım. Bandırma 17 Üniversitesi'ne gelmeden önce uzun bir Türkiye turu yaptık. Önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda tarih öğretmeni olarak göreve devam ettim. 20 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na çalıştıktan sonra 2018'de Bandırma 17 Üniversitesi tarih bölümüne geldim. Şu anda da burada doçent olarak Bandırma 17 Üniversitesi kadrosunda görevime devam etmekteyim. Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi denildiği zaman tabii ki oradaki hocalarım, oradaki değerli arkadaşlarım aklıma geliyorlar. Bana da böyle bir imkan verildiği için sizlere en azından buradan selam söyleme imkanı, fırsatı verildiği için hepinize teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar.